Çağrılar karşılıksız kalmıyor. Türkiye'nin her köşesinden Haleplilere yardım eli uzanıyor. İstanbul'dan 32, Ankara'dan 18 tır yardım malzemesi Halep'e doğru yola çıktı. Kimi oyuncak bebeğini, kimi küçük ayısını aldı geldi. Kimi ise hiç kullanmadığı oyuncak arabasını. Ankara Pursaklar Belediyesi'nin yardım kampanyasına 7'den 70'e destek yağdı. Kaç saattir yükleme yapıyorsunuz? Sabah 8'den bu yanına. Tamam, üşüdünüz mü? Yok, üşümedi. Bu işte üşümez. Bir sıtmaya geldik bizim. Bizler hiçbir zaman mazlumun dinini, ırkını, dilini sormadık, sormayacağız da. Zulüm kimden gelirse gelsin, bunun hep karşısında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla Pursaklar olarak bütün zulüm sahnesini yıkmaya, surda gedik açmaya devam edeceğiz. Tırlara yüklenen 250 tonluk yardım Halep'e doğru yola çıktı. Yardımların çarşamba günü Haleplilere ulaşması bekleniyor. Başkent Ankara'da yardımın ikinci adresi Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'ydi. Liseli öğrenciler 5 tır dolusu yardım topladı. Büyük küçük herkesin duyarlılık gösterdiği kampanyaya bu kez destek genç yüreklerden geldi. Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi öğrencileri kendi çabalarıyla topladıkları yardımları tırlara yerleştirdi ve ardından dualarla uğurlayacak. Evinden 3 portakal getiren kardeşimi gördüm ben. Kardeşinin oyuncağının yarısını getirip kolilerin içerisine koyan kardeşlerimi gördüm. İstanbul'da da 32 tır yardım toplandı. Şu ana kadar 575 tır Kızılay sevk etti içeriye. Diğer STK'larla 1000 civarında tırı sevk ettik. Bu hafta 2000'e ulaşacak bu tırlar. Yardımlar sadece Ankara ve İstanbul'dan değil, Diyarbakır, Mardin ve Aksaray'dan da yola çıktı. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 14 tır, Aksaray ise 8 tır dolusu malzemeyi Halep'ten tahliye edilenlere gönderdi. Türkiye Diyanet Vakfı Mardin Şubesi de Midyat'taki çadır kentte kalan sığınmacılara 5000 Kur'an-ı Kerim gönderdi.